kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerim. Böyle kabaran yumuşacık bir poğaça tarifi yok. Muhteşem bir lezzet asla bayatlamaz. Yumuşaklığına, lezzetine, kabarıklığına hayran bırakan bir poğaça tarifi sunmaktan gerçekten çok mutluyum. Videomda önemli tüm detaylarına değinerek anlattım. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Keyifli seyirler. Uygun bir yoğurma kabına bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, bir çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 adet yumurtamızın sarısını üzerine sürmek için kenara alalım. Gerisini içerisine ilave edelim. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya. Daha sonra malzemelerimiz birbiriyle özdeleşinceye dek güzel bir şekilde karıştıralım. Karışımımıza 5 su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Üzerine bir tat kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra geri kalan unumu da azar azar ilave ediyorum. Hamurum ağırlaşmaya başladıktan sonra çırpma teliğini çıkartıp elle yoğurma işlemine devam ediyorum. Kıymetli takipçilerim, unumuzu kontrole eklemenizi tavsiye ederim. Unun markasına ve cinsine göre bazen yumurtanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre un miktarında çok az farklılık gösterebilir. Sert bir hamur olmasın, ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmemiz lazım. Hamur işlerinizde hamurunuzun kıvamına çok özen gösterin. Kıvamına özen gösterdiğiniz zaman yaptığınız börekler, poğaçalar gerçekten de muhteşem olacaktır. Hamurunuz toparlanır toparlanmaz yoğurma işlemini hemen bırakmayın. En az 7-8 dakika hamurunuzu güzelce yoğurun. Şöyle hamurumu güzelce yoğurduktan sonra toparlayıp size kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem bir kıvamı oldu. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettik. Hamurumun üzerini streç filmle kapatıp temiz bir bez örttükten sonra 45 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Dinlenen hamurumuzun üzerini açalım. Hamur çok güzel bir şekilde mayalanmış. Elimizle hamurumuzu toparlayıp tamamıyla havasını alalım. Ardından tezgahımıza çok hafif un serpelim. Toparlamış olduğumuz hamurumuzun ortasına bir delik açalım. Ben bu yöntemi çok seviyorum. Çok pratik oluyor. Hamurumuzun üzerine çok hafif un serpiştirelim. Ardından hamur kesme aparatıyla hamurumuzu 13 çeşit parçaya bölelim. Şöyle üzerine çok hafif un serpiştirdikten sonra kesmiş olduğumuz parçalarımızı elimizle yuvarlayıp beze haline getirelim. Bu arada değinmek istiyorum. Dilerseniz hamurunuzu akşamdan yoğurup buzdolabına alabilir, sabah poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Tüm bezelerimizi hazırladıktan sonra üzerine temiz bir bez örtelim. 15 dakika bezelerimizi dinlendirelim. Dinlenen bezelerimizin altını ve üstünü unladıktan sonra elimizle açalım. Daha sonra oklava yardımıyla uzunlamasına bezemizi açalım. Hamurumuz dinlendiği için çok güzel bir şekilde açılıyor. Ara katlarına sürmek için 100 gram tereyağını erittim. Şöyle bezemizin her tarafına denk gelecek şekilde sürelim. Daha sonra bezemizi ikiye katlayalım. Kenar kısımlarını eşleştirelim. Aparat yardımıyla şeritler halinde keselim. Gerçekten de muhteşem bir poğaça tarifi oluyor. Hem şekliyle, hem sunumuyla, hem lezzetiyle. Eminim buna denedikten sonra çok beğeneceksiniz.
Daha sonra şöyle bezemizi açalım. Çok hafif çekiştirelim. Daha sonra içe doğru iki taraftan da kıvıralım. Şimdi iki tarafında ucundan doğru içe doğru kıvıralım. Daha sonra bir tarafını diğer tarafının üzerine koyup elimizle hiç korkmadan bastıralım. Tepsi mayası aldığı zaman çok güzel bir şekilde kabaracaktır. Diğer bezelerimizi de aynı yöntemle açalım. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabilecekleri tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum ki yemek yapmaya yeni başlayanlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi evlerinizde deneyip beğenirsiniz. Kabarmalara doymayan ve çok geç bayatlayan muhteşem bir poğaça tarifi. Sabah kahvaltılarınızı şenlendirecek, gün menülerinizi daha lezzetli hale getirecek yumuşacık, kat kat muhteşem bir poğaça tarifi. Çok aşamalı gibi görünse de bu sizi korkutmasın. Kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Kat kat olan bu poğaçayı her tadan beğenisini dile getirmekten kendisini alamayacak. Lezzetine doyum olmayan puf puf poğaçalarımı çocuklarınızın beslenmelerine de gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Farklı düşünenler var mı bilmiyorum ama ben poğaçaların yanına en çok çay ile yakıştığını düşünüyorum. Bu yüzden çay saatlerinizde sıcacık çaylarınızı yudumlarken bir yandan da puf puf kabarmış poğaçalarınızdan da tüketmelisiniz. Bu tadı siz de çok seveceksiniz. Sürekli yapıp yemek isteyeceksiniz. Her zamanki gibi beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olur, çiçek olur, tarifle ilgili fikir ve düşüncelerinizi, en önemlisi eleştirilerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar birazcık rahatsızım. Bundan dolayı sesim birazcık bulanık çıkıyor. Bunun için hepinizden çok özür diliyorum. Bu da benim mesleğim, işim ve çok severek yapıyorum. Rahatsız bile olsam videolarıma ara vermek istemedim. Bu arada buna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Şeritlerinizi içe doğru kıvırırken ya da keserken parçalanırsa hiç sıkıntı değil. İçe doğru katlayıp da bu şekilde yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Tüm poğaçalarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra önceden yağlamış olduğumuz fırın tepsimize yerleştirelim. Tepsi mayası için 20 dakika poğaçalarımızı dinlendirelim. Dinlenen poğaçalarımızın üzerine sürmek için ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı da süt ilave edip güzelce karıştırdıktan sonra poğaçalarımızın havasını indirmeden nazikçe her tarafına denk gelecek şekilde sürelim. Poğaçalarımız hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz 190 derecelik fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirelim. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Kontrollü olmanızı tavsiye ederim. Poğaçalarımızı fırınımıza sürdükten sonra ilk 15 dakika fırının kapağını asla açmayın ki poğaçalarınız harika bir şekilde kabarsın. Kabarmalara doymayan bir poğaça olduğunu söylemiştim sizlere. Şöyle yakın çekimle de sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten de vazgeçemediğim harika tariflerden bir tanesi. Muhteşem bir lezzet. Gerçekten denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Şöyle poğaçalarımı fırınımdan aldım. İlk sıcağı çıkması için 5-6 dakika dinlendirdim. Tabii ki siz dilerseniz sıcak sıcak da servise hazırlayabilirsiniz. Ben sizlere şöyle yakın çekimle de göstermek istiyorum. Üzeri pul pul dökülen, içi yumuşacık, kabarmalara doymayan gerçekten de muhteşem bir lezzet. Eminim buna denedikten sonra bana hak vereceksiniz.
Şöyle ara katlarında sizlere göstermek istiyorum. Yumuşacık. Gerçekten denemenizi çok isterim. Verdiğim önemli püf noktalarına dikkat ederseniz inanın benim yaptığım poğaçalardan çok daha güzel, çok daha lezzetli poğaçalar sizler de hazırlayabilirsiniz. Sizler videomun son aşamasını izlerken ben de sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı ve bildirim gelmesi için zili açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsiz. Kanalım ve tarifimle ilgili beğeni ve eleştirilerinizi yorumlar kısmına yazarak kanalın gelişimine sizler de katkı sağlayabilirsiniz. Tariflerimi ve kanalımı beğendiyseniz sosyal ağlarda paylaşıp birçok kişiye ulaşmasına katkı sağlarsanız gerçekten çok sevinirim. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Farklı yemeklerde, farklı tatlarda görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.